da bir hukuk normuna ve sistemine sadece hukukun ve hukuk felsefesinin içerisinden bakmak yeterli olmaz. Konuya tarih ve siyaset felsefelerinin içinden bu da insanlar şimdi böyle demiş. Zid. Dikkat. Liberal. Şimdi bu konuda tabii ki hukuk planına göre liberalizm esasını bir kapatın. Son yıllardaki hukuk yazılımında siyaset tarihi diyor. İki yüzü var. Ve bu iki yüzü var. Bu yüzlerden birisi
sanatsal liberalizm derken diğeri ekonomik liberalizm veya olarak anılır. Bir de hukuksal liberalizm sadece hukuk devleti kavramında bir idare. Pratikte hukuksal ve siyasal liberalizmden çok daha fazlasıyla ekonomik liberalizm yani kapitalizm olarak uygulamasını bulur. Buna göre de insanların doğuştan eşit olmadıkları, insanlar arasında yetenek, zeka ve beceri farklılıkları olduğu, yetenekli ve becerikli bu yetenek ve becerilerini özgürce sergilemeyi, serbestçe mühendisliğe sermaye sahibi olup yatırım yapmamızı gerektiği, toplumların da esasen bunların özgür girişimcilikliğinde geliştirdikleri, kapitalizmin bildiğimiz üzere arasında yer almaktadır. Bence, hukuksal liberalizmin teoride aynı zamanda çıkardığı ifadesini buluyorum demiştim zaten. Bu yüzden efendim ekonomik liberalizmin yani kapitalizmin arasında kapitalizmin eşitsizlikçi yüzü arasındaki ve bundan doğan diyelim son 200 yılda asla giderilemeyen bir karşılık olarak karşımıza çıkıyor. Batı siyasal tarihi son 200 yıldır karşılıklı yön verdiğini söylemek diyorum abartma olmayacaktır. Batı'daki siyasal liberalizm hukuk devleti konsepsiyonu ile kapitalizm devleti işsizlikli ekonomik düzen arasındaki karşılık. Sınıfları aşırı geçimsizliğini bir sosyal sınıf veya grubun diğer sosyal sınıf veya gruplar karşısında üstünlüğünü insan arasındaki eşitsizliği doğal sonucu olarak gören bu liberalizm, bu ekonomik liberalizm, hukuk alanında bir hukuk devleti idesini samimi olarak ne kadar yaşama geçirmeye çalışırsa çalışsın, yine kendisinin sebep olduğu ekonomik ve sosyal eşitsizliklerden kaynaklanan toplumsal sorunların ve huzursuzlukların üstesinden gelememiştir, gelemektedir. 100 yıllık tarih buna tanıktır. İşte bu son 200 yıldır Batı'da yaşanan ve bizde de en azından 1946 yılıyla başladığı söylenen son 50-60 yıllık dönemde karşımıza çıkan durum bu. Nedir bu durum? Kağıt üzerinde kalan hukuk devleti idesiyle zihniyetin hakim olduğu ekonomik liberalizm yani kapitalizm arasındaki gerilim bu gidelim, gidelemeyen bir gerilim olarak kendisini gösteriyor. Şimdi sosyal devlet idesine ihtiyacına içerisinde bazıyla bunun çevresiyle karşılaşıldı. Sosyal devlet kavramına sosyal devlet kavramı geçen yüzyıldan günümüze yine liberal yapıda yukarıda değinmeye çalıştığım koşullarda bir tepki sonucu olarak ortaklaşılmış ve geliştirilmiştir. Kavramın geliştiricileri sosyal demokratlar ve sosyalistler başta olmak üzere sadece solcu hukukçular, solcu hukuk felsefecileri filan olmamıştır. Muhafazakar liberallerden sol liberallere Katolik sosyal reformculardan Protestan sosyal reformculara kadar kavramın çok değişik gruplar içerisinde değişik görüş açılarından geliştirildiğine, işlendiğine tanık olabiliyoruz. Hukuk devleti kavramı farklı sözcüklerle ifade olmakla birlikte ilk kez 1797'de yayınlanmış olan hukuk öğretisinin merkezik ilkeleri adlandırılarak kullanılmıştır. Buna karşılık sosyal devlet kavramının yine farklı
sözcüklerle ifade edilmiş olsa da Hegel'in ünlü öğrencisi ve sol Hegelcinin temsilcilerinden Lorenz von Stein'ın çalışmalarında ilk kez 1842'de kullanıldığını görüyoruz. Arada yarım yüzyıla yakın bir süre var. Hukuk devleti kavramı ile sosyal devlet kavramının ilk kullanılışları arasında yarım yüzyıllık bir süre var. Ve bilindiği gibi bu dönem ve sonrası literatürde sanayileşmenin iyi yaygınlaştığı vahşi kapitalizm olarak geçer ki bu sosyal devlet kavramının neden böyle bir dönemde ortaya çıkmasının nedenini açık kılar. Bu durum bize şunu bir kez daha gösterir ki hukuk devleti kavramı nasıl burjuvazinin devletle karşıt düşmesi bir ürünü olmuş ise sosyal devlet kavramı da kapitalist güdümlü sanayileşmenin doğurduğu aşırı işsizliklere karşı gelişen tepkilerin ürünü olmuştur. Burada sosyal devlet kavramının gelişim tarihine girmeme tabii ki imkan yoktur. Bununla birlikte kavramın içeriğine onu hukuk devletiyle karşılaştırmak amacıyla genel başlıklar haline yer verebilirim. Sosyal toplumun bir ürünü olması bakımında sosyal devlet kavramı ancak güçlü sermayenin kineli üretimin standartlaşmış kitlesel ihtiyaçların bulunduğu bir ekonomik ortamda ortaya atılmıştır. Az içerisinde toplumlarda bir sosyal devlet kavramının en azından algısının pek gelişemeyeceği anlaşılır bir şeydir. Sosyal devlet kavramı kendi sınıflarının bilinciyle hareket eden kişilerin oluşturduğu bir toplum için kullanılabilir. Yani kavram bunların bulunduğu eşitsizliğin yaygınlaştığı bir toplum için kullanılabilir. Bunların bulunduğu bir ortamda sosyal devlet, sınıflar arasındaki uçurumun azaltılması, eşitsizliklerin asgariye indirilmesi, sosyal ve kültürel imkanlardan herkesin yararlanabilmesi amaçlarını gözeten bir devlet olarak düşünülür. Tabii böyle bir devlet, ekonomik liberalizmin yani kapitalizmin yararı olan bırakınız yapsınlar, bırakınız yetsinler temelinden ayrılıp, zayıf sınıf ve grupların korunmasına hizmet eden, bu amaçla sosyal müdahalelerde bulunan müdahaleci bir devlet. Bu devlet, gelir ve mülkiyet bakımından aşırı eşitsizlikleri önlemek için toplumsal varlık ve hizmetlerin daha eşitlikçi bir şekilde dağıtılmasını hedefler. 2-3 pardon. Ancak sosyal devletin görevleri yukarıda sayılan işlevlerle sınırlıdır. Hatta onun işlevi, yukarıda sayılan işlevleri yerleştirmesi yoluyla sosyal sınıf, tabaka ve gruplar arasındaki karşıtlık ve çatışmaları askeriye indirmektir. Sosyal devlet, farklı sınıf, tabaka ve gruplar arasındaki karşıtlıkları sosyal entegrasyon yoluyla gidermeye çalışan devlettir. 4. Hukuk devletinin temel değerlerinin yaşanan özgürlük olduğu süredir. Bunlara karşılık sosyal devletin değerleri yaşama güvenliği, tam istihdam ve çalışma gücünün korunmasıdır. Öyle ki hukuk devletinin amacı bireyin ve toplumun devlete karşı korunması iken sosyal devletin amacı bireyi ve toplumu devlet aracılığıyla korumaktır. Sosyal devlet devlet müdahalesini gerekli gören ve gerekli kılan devlettir. Bu bakımda devletin yaşlarının devleti her türlü müdahaleden elini çekmiş, kendisini sadece savunma ve eğitim görevleriyle sınırlandırmış bir bekçi devlet konumuna indirme isteklerinin, sosyal devlet idesinin sahiplerinin isteğiyle karşılığında olduğu açıktır. Öyle ki bitiriyorum. Öyle ki sosyal devlet fikrinin bir türlü
Bütün bunlardan sonra sonuç olarak şunu kanaatim olarak şunu ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Milliyetçi devletten hoşlanmayan liberaller sosyal eşitliğin ve sosyal devletin nasıl sağlanmalarıyla çok da fazla ilgilenir, görünmüyorlar. Özellikle son zamanlarda yaygınlaşan bir eğilim olarak bunu tespit ediyorum. Giderek kitlelerin ihtiyaç ve arzularına artık duyarsızlaşan bir aydın kamuoyunun ülkemizde yaygınlaştığını kişisel gözlem olarak en alt düzeyde ifade edebilirim. Açıktır ki hukuk devleti açıklığa örtük, özgür girişimciliğe ve pazar ekonomisine dayalı ve sosyoekonomik düzeni veri kabul edilen sosyal devlet bir düzenin yok olduğunu bildiğimiz eşitsizliklerin giderilmesi için şu ana kadar felsefede, siyasette, siyaset felsefede gelişmiş model olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki gelişmesi gereken bir fikir konumundadır. Devlet ve hukuk da var. Sadaki konuşmalar açış konuşmasında ise hukuk devletin vazgeçilmesi olduğunu düşünenler de var. Bana göre hukuk devleti birbirinin öğesi değildir. Hele sosyal devlet, hukuk devleti anlaşılmamış. Çünkü bu hukuk ilgisi kavramı gibi liberalizm ürünüdür ve o doğrultuda kullanmıştır. Buna karşılık sosyal devlet eşitlikli bir kavramın felsefenin bir anlaşılmalıdır. Dolayısıyla bu kavramları birini kullanmak, birini derinin içinde etmek bana pek mümkün görünmüyor. O halde yapılabilir olan nedir, yapılabilecek olan nedir? Benim kişisel kanaatime göre bu ikisini birbirinin veya birini derinin içinde eritmek gibi biraz zorlama yollarından, eşitliklerden geçmek gerekir. Bunların karşıt şeyleri aynı toplumda uygulamaları sağlama gereği vardır. Hem sosyal devleti onun kurumlarını geliştirmek hem de aynı zamanda devletini daha da pekiştirmek. Karşıt şeyler pekala belli noktalarda karşıtlıklarıyla yaşayabilirler. Diyalektiktir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Özlem. Tavsiyelerde devlet sosyal devletlerle karşılaştığı sorumlulukları aktardı. Sözü tekrar vermek istiyorum. Şimdi ben de aslında üzerime Doğan Bey'in bir yerden demek istiyordum. Başlık hukuk devletinin vazgeçilmez öğesi. Yani ben de dikkat etmişim. Ve kendisi gayet isabetle öğenin konusu olan birini vurguladı. Ben de oradan girmek istiyorum zaten. Ama o belirttiği için gayet güzel. Söylemek istediğim bir şeyi unutmam gerektiğini düşünüyorum. Bu toplantının yolculuğu hukukumuza ve hakkımıza büyük katkıları olan ve kendilerini de yakından ama onuruna eriştiğim bu başkanımızı saygıyla şükranla anarak başlamak istiyorum. Şimdi bizim anayasamızda biliyorsunuz Cumhuriyet'in nitelikleri belirlenmiş. 61'den başlayan gelenek. Daha önce bunların bir kısmı anayasada.
geçmez diye ilkeler olduğu belirtilmiş anayasada. Bunlar aslında Cumhuriyetimizin kazanımları olarak bakmamız gerekir. Bunlar aktarıla bugün Cumhuriyetin kazanımının bir özeti karşımızda ve geçmez birlikte korunmaları da anlamlı. Bu değişmez birlikte kısmını karşı duyarlıyız. Yani insan hakları ve hukuk devleti konusunda hukuklu olduğumuzu söylemek mümkün. Ama bazen karşılarsız ne yapacak? Benim konuşmamın başlığı da o zaten sosyal devlet duyarsızlaşma. Sadece sosyal devlet değil. Mesela ulus devlete de duyarsızlaşmaya başladı. Laik devlete başladık. Ama girmeyeceğim üzerinde duracağım konu sosyal devletteki duyarsızlaşma. Şimdi bu duyarsızlaşma tabii içinde ideolojisinin Türkiye'de yansıması olarak bu nereden kaynaklanıyor bu duyarsızlaşma? Önce oradan başlamak lazım. Çünkü küreselleşmede egemen olan asıl gücünü ekonomik alanda gösteriyor. Ve iktidarda kalma kaderi dünyasının ekonomik bağlı olan siyasal sosyal devlet kesinlikle olmazsa kaçınılmaz bir şeydi. Bunu önce şimdiki için söylüyorum. Yani uzun zaman Türkiye'de siyasal iktidarlar ekonomik desteği olmadan yani ekonomik bak bir bağımlılık için o desteği olmadan bu onların kendisi hangi bir şey yapmaya kalktıkları anda devrilme şeyle karşı karşıya oluyor. Evet, yani küresel ilgili sosyal devlet ilkesinde yani bu bildiğimiz bir şey geriletti. Özellikle 90'lı yıllarda olmak üzere. Bunu biliyoruz ve yaşıyoruz. Ama hukukçu olarak bildiğimiz bir şey daha var. Tıpkı laiklik ilkesi gibi, tıpkı Atatürk Milliyetine bağlı devlet ilkesi gibi. Sosyal devlet ilkesi de anayasanın değişmez bir ilkesi. Ve her anayasa kuralı gibi yasama organını bağlıyor, yürütme organını bağlıyor, yargı organını bağlıyor. Bağlayıcı nitelikte bir anayasa kuralı. O zaman yani sosyal bir yandan sosyal devlette gördüğümüz gerileme ve bir yandan bağlayıcı bir anayasa normu olan sosyal devlet arasındaki bu ikilemi nasıl aşacağız? Şu anda Türkiye'de bu ikilemi çözebilecek konumda tek organ bana yargı organı gibi görünüyor. Yani bunu yasama, yürütme, yani siyasal iktidar açısından baktığınızda o zaten o etki altında. Bir tek yargının bu etkiyi bir şekilde kırabilmesi düşünülebilir. Ama görüyoruz ki özellikle anayasa yargısı ki yani onun konumu bu ilkenin yaşama geçilmesi bakımından anahtar niteliğindedir. Ama ben 2 yıla yakın içinde bulundum. Orada en çok hissettiğim şey mahkemenin bilinçli olarak değil, adeta farkında olmadan bu
sosyal devlet ilkesi konusunda son derece duyarsız bir yaklaşım içinde oldu. Bunu gördüm, hissettim, yaşadım. Bir tanesini, bugün onu konuşmak istiyordum ama konuşmamayı tercih edeceğim. Bu şeyle ilgili, iş güvencesiyle ilgili yasa benim zamanımda geldi. 2003'te dava açıldı. Hatta raportörü benim iş hukuku kökenli olduğumu bildiği için benle sürekli görüşerek raporunu hazırladı. Rapor bitti. Ama raporu ben oradayken gündeme alınması için oldukça çaba gösterdiğim halde gündeme almasını sağlayamadım. Ben ayrıldıktan sonra da beklediğim oldu. En azından ben şunu istiyordum. Yani ben hem anayasa hukukçusuyum hem de iş hukukundan doktora yapmış bir anayasa hukukçusuyum. Yani iş hukuku kökenim var. O konuda yani mahkemeye aydınlatıcı bilgiyi verecek durumda olanlardan biriyim. Ben istedim ki yani beni dinlesin, ondan sonra tabii ne isterlerse ona karar verecekler. Ben de katıldım o tartışmalara ama onu ne yazık ki kısmet olmadı ve ondan sonra daha fare doğru şeklinde bir karar çıktı. Bir zorunlu tahkim, yani işçiyi zorunlu olarak hakem heyetine gitmeye zorlayan bir kuralın iptal dışında hiçbir iptal olarak çıkmadı. Ama şeyi görmediğim için karar henüz daha yayınlanmadı. Bu konuda onun için bir şey söylemeyi de doğru bulmuyorum. Yani karardan sonra eleştireceğim çok nokta olacağını düşünüyorum. Şimdi bu konuşmada ben anayasa yargısını esas alacağım ve bunu bazı örneklerle bu duyarsızlaşmayı size sunmaya çalışacağım. İlk kararlara bir bakıyoruz Anayasa Mahkemesi'nin ilk kararlarında. Şöyle bir tanım var. Güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği, yani sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet. Bu tanım Anayasa Mahkemesi'nin 60'lı, 70'li hatta 80'li yıllara kadar sık sık tekrarladığı tanımlardan bir tanesidir. Ama 90'lı yıllara geliyoruz. 90'lı yıllarda bakıyoruz vurgu biraz değişmiş. Yine biraz önceki tanım zaman zaman gündeme geliyor ama çok daha geniş bir tanımlar zincirinin bir parçası olarak adeta görmeniz için daha dikkatli okumanız lazım. Halbuki burada bakın direkt söylüyor. Şimdi yine o şekilde farklı söylediği, 90'lı yıllardan sonra farklı söylediği tanım şu: vatandaşın sosyal durumu ve refahı ile ilgilenen ve onlara asgari yaşam düzeyi sağlayan devlet olarak tanımlıyor. Daha çok bu tanım kendi başına kullanıldığı birçok kararını göstermek mümkün. Şimdi bu bir rastlantı olarak görmüyorum ben bunu. Yani o biraz önce söylediğim küreselleşme ideolojisinin bir çeşit yansımasını burada görmemek mümkün değil. Ha, şimdi bu yansıma elbette olacak, ben olamaz demiyorum. Çünkü sosyal devlet dediğimiz zaman zaten iktisadi ve sosyal yaşam ilişkilerinin belli bir kesitini kastediyoruz. Şimdi orada bir değişim olmuşsa bunun mahkeme kararlarına yansımaması mümkün değil. Çünkü normun özünü oluşturan o ilişkiler kesiti değiştiği zaman normun özü zaten o normda da bir takım değişiklikler yaratır. Ve o değişikliklere mahkemenin yabancı kalması zaten düşünülemez. Ama eğer bu değişme normu içini boşaltma düzeyine gelirse, onu tamamen başkalaştırma düzeyine gelirse bu
anayasaya aykırı olur. O zaman bu gerginlikten, bu gerilimden, bu dilemada nasıl çıkacağız? O nedenle ben duyarsızlaşma diyorum. Daha işi yumuşatmak için duyarsızlaşma diyorum. Çünkü duyarsızlaşma ilkenin normatif etkisinde fiili bir azalma anlamına gelir aslında. Normatif etkisinde bir ortadan kaldırma gibi bir yaklaşım değil. Duyarsız kalındığı için fiili etkisinde bir azalma. Bunu da aşmak mümkün. Yani bu her zaman olan bir şeydir. Zaman zaman olan bir şeydir. Ve özellikle sosyal devlet bakımından bunun aşılabilmesi sosyal dinamiklerdeki halk bilincinin canlı tutulmasıyla ancak sağlanacak bir şeydir. Yani onun üzerine ölü toprağı varsa zaten mahkemeden bir şey bekleyemezsiniz. Yani mahkemeyi de canlandıracak olan o sosyal dinamikler olmalıdır. O normun özünü oluşturan sosyal dinamikler olmalıdır. Şimdi bu duyarsızlığa belki daha iyi anlatabilmem için size Anayasa Mahkemesi 1996 yılında verdiği bir kararda iki üyenin bir karşı oyası var. O karşı oyasını size okumak istiyorum. Sonra bu tür karşı oyaslar çok sık tekrarlandı. Ben bir örnek olarak okuyorum. Bakın biraz önce Sayın Hocam'ın da söylediği yani bu konuyla ilgili olanların buna nasıl yabancı kaldıkları ile ilgili bir şeyler söyledi biraz önce. Onu da çok teyit eden bir şey. Bakın ne diyor? Sosyal devlet anlayışı bugün doktrinde tartışılmaktadır diyor. Yani bir Anayasa Mahkemesi üyesi doktrinde tartışılıyor diye normundan vazgeçebilir mi? Normdur. Sosyal o tartışılabilir. O hukuk politikasıyla, anayasa politikasıyla ilgili bir şeydir. Doktrinde tartışılmakta vatandaş-devlet münasebetleri ve kamu hizmetlerinde yeni gelişmeler görülmektedir diyor. Şimdi anayasa yargısı normu bırakacak, doktrindeki bu değişmelere mi bakacak? Gerçekçi davranarak bakın, gerçekçi davranarak sağlık hizmetlerinde de yapılabileceğin ötesine geçilmemesi gerekir. Aksi halde devlet diğer normal ve rutin görevlerini bile yerine getirmekte güçlükle karşılaşır. Şimdi bu karşı oyası. Şimdi burada anlıyoruz ki mahkemenin çoğunluğu burada duyarlı davranmış. Onu anlıyoruz burada. Ya o onu eleştiriyor niye bu kadar duyarlı davrandın diye. Onun için konunun ne olduğunu söylemem lazım. Konu şu. Bağkur yasasında yer alan bir kural. Yataklı tedavi kurumlarında yapılacak sağlık yardımının tedavi gününden başlayarak 6 ayı geçemeyeceğini öngören bir kural. Yani 6 ay sonra adamı ölse de keseceksin yardımı. Öyle diyor kanun. Bu Anayasa Mahkemesi önüne gelmiş ve şimdi sorun ne? Burada sorun bu sınırlama anayasanın 65. maddesi kapsamı içinde olabilir mi? Anayasaya uygun mudur, değil midir? Anayasa mahkemesinin çoğunluğu buna bakmış ve şunu söylemiş. Çok ilginç bakın. Okuyorum. Güçler karşısında güçsüzleri koruyacak olan devlet, bakın yine aynı şeye adet etmiş tanıma, gerçek eşitliği sağlayacak, toplumsal dengeyi koruyacak ve böylece devlet sosyal niteliğine ulaşacaktır. Sosyal devlet yaşama hakkının korunması içine yaşama hakkını katıyor. Herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesi ve bu amaca yönelik olarak sosyal güvenliğin sağlanmasıyla gerçekleşecektir diyor. Buna göre yataklı tedavi kurumlarında sağlık yardımlarının 6 ayla sınırlandırılması henüz tedavisi süren kişinin yaşama hakkını, hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürme hakkının özüne dokunmaktadır diyor. Ve bundan daha önemlisi, bu niteliğin altını çizerek 65. madde kapsamında olamayacağını söylüyor.
Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin nadir kararlarından biridir. Anayasa Mahkemesi de hep 65'e arkasına sığınır. Sosyal bir ödevden kaçma bahanesidir çünkü 65. madde, özellikle 2001 değişikliğine kadar olan şekliyle. Bu nedenle 65. madde üzerinde biraz durmak gerekir. Çünkü duyarsızlaşmanın en önemli aracı bence 65. maddedir. Şimdi bu 65. maddeyle ilgili olarak tabii 2001'den önceki metinle ilgili baktığımız zaman bunu analizini yapmış Anayasa Mahkemesi. Diyor ki devletin sosyal güvenliği sağlama görevinde iki sınır çizilmiştir. Bu sınırlardan biri devletin kişilere mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde sosyal güvenlik sağlamasıdır. Doğru. İkincisi bu önemli. Bu şimdi yok. İkincisi ise devletin sosyal güvenliğe mali kaynaklarını tahsis ederken ekonomik istikrarın bozulmamasına dikkat etmesi ve sosyal güvenlik alanına ekonomik istikrarı bozmayacak derecede mali kaynak aktarılmasıyla yetinmesi gerekir diyor. Şimdi böyle baktığınız zaman o zaman hocamın biraz önce anlattığı noktaya gelmiş oluyoruz. Yani kapitalist ekonominin kurallarını tam uygulayacaksanız bu anlamda zaten sosyal devleti uygulayamazsınız. Böyle bir çelişkinin içine bu açıklamayla giriyoruz. Fakat şu var. 2001'de bu ikinci ibare, yani ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek ibaresi çıkarıldı 2001 değişikliğiyle ve oraya yeni bir şey geldi. Ödevlerin gerektirdiği önceliklere göre tahsis eder diyor. Mali kaynakların yeterliliği açısından ama anayasanın kendisine yüklediği ödevlerin gerektirdiği önceliklere göre tahsis eder. Şimdi bu işi biraz düzeltmeye yarayacak bir formül ama henüz daha yaradığını doğrusu ben görebilmiş değilim. Bunu tam da algılayabilmiş değil Anayasa Mahkemesi, açık söylemek gerekirse. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu maddeyi sadece sınırlayıcı bir madde olarak alıyor. Halbuki bu maddenin düzenleyici bir işlevi de var. Yani üstelik sınırlayıcı işlevi de öyle kurucu bir işlev değil anayasadaki madde. Elbette ki devlet mali kaynaklarının yeterli ölçüsünde o görevi yerine getirebilir. Eğer yoksa kaynağı zaten getiremez. Bu malumu ilamdır aslında. Ama burada önemli olan sizin o kaynağı bir kere önceliklere uygun kullanmanız. İşte bu düzenleyici işlevi derken bunu kastediyorum. Önceliklere göre kullanmanız. İki, savurgan kullanmamanız. Yani onu da emrediyor madde. Şimdi size bu konuda bu düzenleyici işlevle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi önüne gelmiş olan önemli bir karar vardır. Ondan söz edersem o zaman ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Şimdi sosyal yardım zammı diye bir şey olduğunu sanırım duymuşsunuzdur. Sosyal yardım zammı Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ödediği yani yaşlılık aylığı, malluluk vesaire için ödediği aylık yeterli olmaya başlayınca devlet oraya bir zam ilave etmiş. Bu önceleri böyle küçük yani maaşın küçük bir unsuru gibi koyulmuş. Ama popülist politikalarla bu arta 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 neredeyse maaşın düzeyine gelmiş belki de geçmiş. O kadar belini bükmüş ki kurum
danışıklı bir dava ile, yani birilerine dava açarak sosyal yardım zammının anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüşler itiraz yoluyla. Daha önce bana başvurulduğu için biliyorum, ben rapor hazırladım bu konuda. Ve konu Anayasa Mahkemesi önüne geldi. Ama Anayasa Mahkemesi ne yazık ki bu düzenleyici işlevi hiçbir şekilde nazara almadı. Ve evet, bu prime dayalı bir sistem değildir. Karşılıkları Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bütçesinde yoktur. Ama devlet bu bütçe eğer tahrip olacaksa onu zamanında görerek gerekli düzeltmeleri yapar diyerek davayı reddetmiştir. Halbuki orada eline çok güzel bir fırsat geçmişti. Bu düzenleyici işlemi vurgulayabilirdi. Sen sosyal güvenliği sağlamak üzere kurduğun bir kurumu çökertecek şekilde, onun mali kaynaklarını çökertecek şekilde ona ödev yükleyemezsin. Kanunla ödev yükleyemezsin deyip onu iptal etseydi. Öyle sanıyorum ki Anayasa Mahkemesi şundan korktu, şundan çekindi. Yani ben bunu iptal edersem aldıkları aylığın yarısını yok edeceğim. Daha büyük bir sosyal çalkantıya yol açacağım. Belki bundan korktu. Ama bundan bence korkmasına gerek yoktu. Çünkü süre verebilirdi. Bir yıllık bir süre. O bir yıllık süre içinde herhalde kanun koyucu oy kaygısı altında da olduğu için ona herhangi bir şekilde çözüm bulma imkanına sahip olacaktı. Ama eğer bu karar verilmiş olsaydı, o zaman 65. maddenin şimdiye kadar uygulanmayan ama çok önemli bir olduğuna inandığım bir fonksiyonunun altı çizilmiş olacaktı. Bakın, Anayasa Mahkemesi'nin sağır kaldığı bu noktada, ki Anayasa Mahkemesi aslında başka kararlarında sağır değil, 70'li yıllarda verdiği kararlar belki 65. maddeye benim verdiğim anlamı vermiyor ama dolayısıyla aynı şeyi söylüyor. Bakın okuyayım size. Memurların emeklilik hakları işveren ve çalışanlar arasında ortaklaşa katkıda bulunmak suretiyle meydana getirilen sosyal güvenlik sisteminin kapsamı içinde olduğuna ve devletçe tek taraflı olarak memura tanınmış bir sosyal yardım kurumu niteliğinde bulunmadığına göre, bakın tek taraflı bir yardım değil, sosyal yardım değil diyor. Bu hakkın sosyal sigorta esaslarına uygun olarak kurulacak bir kuruluş eliyle sağlanmasında anayasal zorunluluk bulunduğu ortadadır. Emekli sandığının gelirlerinde giderlerini aşan bir artış olursa, bunun ya iştirakçilerin sigorta edilen haklarının genişletilmesi yolunda kullanılması ya da iştirakçilerle işveren kurumlarının yükümlerinin hafifletilmesi için yasada değişiklik yapılması gerekmektedir. Böyle yapılmayarak sandığın gelir fazlasının hazineye irat kaydedilmesi durumu anayasaya aykırıdır diyor. Aslında bu benim biraz önce anlatmaya çalıştığım 65. madde fonksiyonunu çok güzel izah eden bir karardır. Buna benzer birçok karar var Anayasa Mahkemesi. Ama hep sosyal güvenliği genişleterek aynı sonuca varan söylemlerde bulundu Anayasa Mahkemesi. Ama bakın, Yargıtay'dan bir örnek vereyim şimdi size. Yargıtay 1988 yılında itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği bir davada kurumun kaynaklarını tüketen, aynen benim söylediklerimi söylüyor, kurumun kaynaklarını tüketen haksız külfetler yükleyerek onu sosyal güvenliği sağlamakta yetersiz düşüren borçlanma sisteminin anayasanın 65. maddesine aykırılığını ileri sürüyor. Ve ne yazık ki Anayasa Mahkemesi bunu tartışmak dahi şöyle dursun. Bu iddianın 65. maddeyle bir ilgisi yoktur diyor. Bir ilgisi görülmemiştir diyor. Bu yönden ben Yargıtay'ı kutlamak istiyorum.
Ve soruyorum kendime. Yargıtay son zamanlarda Anayasa Mahkemesi hiç dava göndermiyor. Yani o neden bilmiyorum. Göndermeye tenezzül etmiyor gibi bir izlenim var bende. En son gönderdiğini hatırlıyorum. Kızılay'la ilgili kanun. Onu da anayasa aykırıdır diye göndermiyor. İddiaları ciddi bulduğu için gönderiyor. Yani ilgilenmiyor ondan pek. Ama burada bakın ne kadar güzel bir anayasa yorumu yapmış. Bu nereden kaynaklanıyor? Galiba yani bilmiyorum 1988 olduğuna göre sanırım Teoman Ozanoğlu o sırada 10. daire başkanı. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Teoman Ozanoğlu. Çünkü Teoman Ozanoğlu Anayasa Mahkemesi'nde uzun yıllar röportörlük yapmış bir yargıç. Sonra Yargıtay'a geçmiş. Oradan kaynaklandığını sanıyorum. Yani o kültürü edinmek de ayrı bir şeydir. Yani anayasal bakışı edinmek çok güzel kararlarından biridir. Evet, şimdi bir başka noktaya geliyorum. Sosyal devlet ilkesiyle ilgili olarak verilen iptal kararlarında son zamanlarda bakıyorum sosyal devlet ilkesinden çok veya onun anayasadaki somutlaşmış normlarından çok hukuk devleti ilkesine dayanılmış. Şimdi bu da duyarsızlaşmanın bir başka görüntüsü. Siz anayasada belli maddeler var, onları bırakıyorsunuz. Doğru karar veriyorsunuz yani iptaliniz çok güzel ama dayanağınız sosyal devlet değil, hukuk devleti. Bakın onunla ilgili size bu şeyle sosyal sigorta, sosyal güvenlik konusunda 1999 yılında yapılan bir reform var. O reformda hakikaten büyük değişiklikler yaratılmış. Ama Anayasa Mahkemesi önüne gelince Anayasa Mahkemesi kademelerde yapılan kademeleri ölçüsüz bulduğu için kademeli geçişi makul, adil, ölçülü bulmadığı için bunları iptal ediyor. Bir örnek mesela vermek gerekirse mahkeme kararında aynı iş yerinde işe başlayan diyor Anayasa Mahkemesi ve 14 yıl birlikte çalışan İki erkek sigortalıdan birisinin 18 yıl öncesine ait bir günlük sigortalı olması durumunda 43 yaşında, diğeri ise ancak 56 yaşında emekli olabilecektir. Ya da 20 yıl sürekli çalışmış 7200 gün prim ödemiş bir sigortalı 50 yaşında emekli olabilecek iken 23 yıl sigortalılık süresi olan ve ancak 14 yıl çalışmış olan bir sigortalı 43 yaşında emekli olabilecektir. Yani buradaki eşitsizliklere işaret ediyor. Okumayayım geri kalanını. Ve şuna bağlıyor. Diyor ki hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette unutmuş sosyal devleti. Bir devlette hukuk güvenliğinin sağlanması hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz koşuldur. Hepsi doğru. Ondan sonra da bağlıyor. Diyor ki yaşlılık gerçekleşmesi yönünden diğer sosyal risklerden ayrı özelliğe sahiptir. Yasalarda emeklilik yaşının kesin olması nedeniyle sigortalı yarınını bu güvenlik içinde planlamaktadır. Sosyal güvenlik kuruluşları çalışanların geleceğine ilişkin güvenini sağlamak durumundadır. Bu sağlanamadığı takdirde sosyal güvenlik kavramından da bahsedilemez. Bu nedenle sosyal güvenlik sisteminde yapılacak değişikliklerin hukuk devletinde olması gereken hukuk güvenliğini zedelemeyecek biçimde adil, makul ve ölçülü olması gerekir diyor. Ben bu söylediğine itiraz etmiyorum. Çok güzel yani bunlar iptal sebepleri tabii. Ama hani sosyal devlet? Sosyal güvenlik sosyal devletin bir somutlaşmış bir biçimidir. Onları bir tarafa bırakıyor. Bunun da daha kolay. Bununla şunu anlatmak istiyorum. Sadece duyarsızlaşma değil, yabancılaşma var. Yani unutmuş sosyal devleti ama bunda duyarlı olduğu için bu hemen gündeme geliyor. Şimdi son bir nokta. Bu da en son verdiği karar. Bakın en son 2006'da
sosyal güvenlik kanunu ile ilgili verilen karar okuduğumda hakikaten dehşete düştüm. Burada da hukuk devletini de bırakmış bir tarafa tamamıyla memur güvencesi. Dayanağı memur güvencesi. Ve şunu söylüyor. Diyor ki memur statüsü ile emekli statüsü arasında organik bir bağ bulunduğundan memur statüsünde yapılacak değişiklikler doğal olarak emekli statüsüne de etkisini göstermektedir. Bu nedenle memurun sosyal güvenlik haklarından biri olan emeklilik de Anayasa'nın 128. maddesinde belirtilen memurların ve diğer kamu görevlilerin diğer özlük şişleri kapsamında aynı yasal güvence içindedir. Yani daha henüz maddelerin denetimine girmeden bunları söylüyor. Ve devam ediyor. İşçi statüsündeki sigortalılar çalışmalarında iş kanununa kendi nam ve hesabına çalışanlar ise 1479 sayılı yasaya tabi oldukları için bunların sosyal güvenlik haklarındaki prime dayalı sigorta esası, şimdi sıkı durun, özel sigortaya benzer bir nitelik taşımaktadır diyor. Özel sigortaya benzer bir nitelik taşımaktadır. Bunu niye söylüyor? Memurların emekliliğini ayırmak için. Tarihi süreç içinde geçmişi sosyal sigortadan çok daha eskilere dayanan ve memurların sosyal güvenlik haklarının hakkının en önemli güvencesi olan emekli maaşı önceki hizmetler de gözetilerek verildiğinden devletin mali olanaklarının yeterli ve adil ölçüler içerisinde görevlerinin niteliğine uygun olmalıdır. Sosyal güvenlik hakkının yansımalarından biri olan emekli maaşının sigorta esaslarına göre ödenen yaşlık aylığı ile benzerlikleri bulunsa da amacı ve özellikleri bakımından önemli farklılıklar gösterdiği bir gerçektir. Ve şu sonuca bağlıyor. 5510 sayılı yasada aynı hukuksal konumda bulunmayan memurlar, aynı hukuksal konumda bulunmayan memurlar ve diğer kamu görevlileriyle bunların dışında kalan sigortalıların belirtilen özellikleri gözetilmeksizin aynı sisteme bağlı tutulması gerekiyor.